gerçekten dinledikçe tekrar dinleyesi geliyor insanın. Bir sonraki şarkıyla devam ediyoruz. Enter Sandman. 91 yılında yayınlanan Metallica'nın Metallica veya Black Album diye de geçen albümünden. Davullarda Lars Ulrich var. Tekrar sana dönüyorum Doruk. Bu şarkıyla alakalı. Müthiş bir geçişi. Tarkan'dan. Yani o dönem işte Türkçe popla mecburi haşır neşir olurken, yani başka bir mecrayı bilmiyorken. Yaşım da küçük tabii. Abim bir gün böyle evde bir şey dinliyordu. Önce aşırı rahatsız olmuştum yani. Çünkü çok sert bir sound böyle bir anda. Kulağımı kapatarak odaya gidiyordum işte, kız şunu bilmem ne falan. Bir süre sonra aşırı bir şekilde böyle sevmeye başladım. O sevdiğim de işte bu Enter Sandman'i dinleyerek oldu yani. Dinlediğim anda bir hissiyat uyandıran şarkılar bende böyle bir değişiklik yaratmaya başlıyor. O dönemde işte daha çok abim Mete Yakan işte konser kasetlerini dinliyordu. O da bir arkadaşının edinmişti. Hep işte canlı soundlar, konserler falan, çığlık çığlığa hani onları dinliyoruz. Yani böyle ilk albüm kaseti olarak işte bu Black albümü taktığında işte ilk şarkı direkt giriyor Enter Sandman ve hani bu ne falan gerçekten dediğim yani. Ve devamındaki de bütün şarkıların aynı güzellikte olduğu bir albüm. İşte bu şarkı ve bu albümden sonra bende fena bir Metallica hayranlığı başladı. Davula başlayana kadar. Hani neredeyse bilmediğim, ezbere bilmediğim şarkısı yok gibi bir durumda abimle ikimizin. Şey tarafı beni çok etkiliyor. Zaten ilk albümleri, daha doğrusu ilk nasıl diyeyim, bu albümde dahil. Aslında St. Anger'a kadar ben bütün albümlerini bayağı böyle evre çevre hani dinlemiştim. Bir zamanlar işte ben de öyleyim yani, bir zamanlar daha fazlaydı. Ne zaman abi şey belgeselini izlesem, Some Kind of Monster belgeseli. Bu grupla alakalı, üretim süreçleriyle alakalı merak ettiğim şeyler oluyor. Belgeselde görünen St. Anger albümüne dair çok spesifik bir üretim süreci miydi? Hani hepsi grup dağılacak gibi oluyor. Terapiye giriyorlar, çıkıyorlar, çok uzuyor. İşte jam yapamıyorlar beraber. Bir ara birisi giriyor, bir şey kaydediyor, sonra parça parça birleştiriyorlar falan. Hani bu çok böyle nevi şahsına münasır bir an mıydı kendi kariyerlerinde? Yoksa atıyorum daha önceki üretim süreçlerinde de böyle bir şeyler var mıydı diye bayağı merak ediyorum yani. Neyse yani bu benim kişisel şey merakım, ama etkilendiğim en büyük şey abi bu grubun ve Lars'ın kim ne derse desin davul vizyonu yani o dönem metal müzikle alakalı katkısı çok başka bir yere getiriyor. Kesinlikle. Şeyi. O müzikal estetiği de yani. Lars sonuçta beni işte Doruk'cum bu davul diye hani ittiren adam oldu sonuçta. Hani ilk böyle Metallica ile müziğe başlayınca işte büyük bir setup'u var adamın, inanılmaz çalıyor o dönem falan ya, bir de hani kafada davulculukla alakalı hiçbir veri olmayınca o senin için inanılmaz bir boyutta. Ve davul şekillenmeye başladıktan sonra o kadar çok denk geldim ki işte Lars da davulcu mu? İşte bütün dünyada yani hani hep Lars tartışması var böyle. Şimdi davulcu gözüyle baktığın zaman çok uçuk teknikli, virtüöz bir sürü adam görüyorsun ve tamam hani o level'da sadece davulculuk adı altında Lars biraz aşağıda kalıyor olabilir. Ama adamın işte o müzik türüne kattığı o kadar çok şey var ki yani inanılmaz bir estetik algısı var bir kere bence yani. Duyumsal olarak da. Ya zaten Metallica'nın bence müziği sevdiren ve herkese bir noktada onları dinlettiren yönü de bu. İnanılmaz teknik ya da inanılmaz trash hani bir şey yapmıyor adamlar. Yani müthiş bir rock, bir metal algısı var adamların. Ve bunda da işte James'in çok fazla adam biliyorsun inanılmaz bir çizer de aynı zamanda. Ben bu işte annesi ressam adamın mesela hani kendisinin de o işte bütün bu kapak tasarımları, işte dövme tasarımları, James'in çok fazla tasarımı var. Yani o da hani çizim yönü de olduğu için müthiş zevkli bir insan bence ve hani yaptığı müziğe de bu yansıyor. Yani yazdığı bestelere, yazdığı rifflere. O da öyle hani ben işte armoni, gitar, işte şöyle tekniğim bilmem ne hiç olmayan bir adam. Tamamıyla ya yaptığım şey güzel duyuluyor mu, güzel hissettiriyor muyu düşünen bir herif. O yüzden de bence bu kadar sevdiren ve bu kadar çok kitlesi olan bir grup Metallica. Yani Lars'la da alakalı onu düşünüyorum. Yani yazdığı kompozisyonlar çok değişik ve güzel. Böyle hani işte inanılmaz teknikel bir davulcu olmana gerek yok onları çalabilmek için. Belli bir seviyeye kadar gelip de ona eşlik edebilirsin, çalabilirsin. 200 metromda twin çalmana gerek yok mesela yani. O yüzden hani o Lars kötü davulcu tezine hiçbir zaman katılmadım yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yani hani teknik olarak çok eşlik edebilmek için çok yüksek bir teknik donanıma sahip olman gerekmiyor. Ama adamın böyle nerelere aksam verdiği, nereyi nasıl orkestra ettiği enteresan bir şeyi var. Orijinal bir davulcudur adam yani. Duyduğun anda bu Lars atağı dersin ya da Lars grubu dersin yani. Sonra o dediğin işte St. Anger döneminde de bildiğim kadarıyla işte o trampetin kordu açıkken prova ediyorlar, kayıt alıyorlar. Aa çok güzelmiş deyip öyle albümü kaydediyorlar falan. Sonra çok dalga geçilmiş bir mevzu bu da. Ama o şeymiş ya, sorumlusu işte prodüktör Bob Rock mıydı? Oymuş aslında biraz daha diyorlardı. Hani Lars birazcık daha işin içinden çıkıyor galiba şey diye. Benimle alakası yok falan diye de yani. Ya Bob Rock işte bu Black albümde onlara dahil oluyor. Onun öncesi işte In Justice For All'lar falan. Hani onların daha trash takıldığı dönem. Bob Rock'ın işte bu albümdeki sound'un tamamen hani tabii ki Metallica hani çalan eden adamlar da bu sound'u oluşturan herif Bob Rock oluyor yani o albümle beraber. Müthiş bir prodüser bence adam. Abim buradaki Met Club fan kulübünün başıydı aynı zamanda. İnanamıyorum. Tabii canım. Senin bu arada yani abinin gerçekten senin müzikal yolculuğunda çok büyük bir etkisi. Ya direkt odur yani. Ya davula da şöyle başlıyorum. Abimin bir arkadaşına gidiyoruz. Onun kardeşi de davul çalıyor. Davulları var evde. Ben ilk o davulu görüp hani böyle evde işte yastık yorgan döverken oha davul diye ilk kez oturduğum davul oydu. Master of Puppets'ı çaldım orada işte. Gerçekten. Hani çalabildiğim kadar. Ben hiç hatırlamıyorum da. Hani abim dedi ki oğlum bayağı çalıyorsun yani. Sen hayatında ilk kez davula oturmuş bir adamsın. Sana davul dersi aldıralım dedi yani. Sonra işte Doğaç abileri bulduk. Zaten repertuar akarken anlatacağım onları. Yok eyvallah. Yani beni bir sene boyunca işte biz Anadolu yakasında oturuyoruz Suadiye tarafında. Oradan Taksim'e götürüp getirdi. Yani hep yanımdaydı ve çok push etti beni yani müzikle alakalı. En büyük şansımdır yani. Evet ya yani buradan da ona selam olsun. Tabii. O zaman bu hisle devam edelim ve bu şarkıya dinlemeye başlayalım. Metallica'dan Enter Sandman. Davulda Lars Ulrich var. Hep beraber dinliyoruz. Tekrar birlikteyiz. Ben şu bilgiyi atladığımı şu anda hatırladım. Enter Sandman çalmışlığın stüdyo arada ve bunu Instagram'a koymuştum. Kendi profilinde paylaşmışlığın da var. En son buluştuğumuzda galiba bunun üstüne birazcık spesifik olarak o performansa değil de senin stüdyo arada aldığın böyle arada görsel mecra için aldığın kayıtlar ve bunu kimin mixlediği üstüne böyle bir konuşmuştuk ve sen çok önemli bir isimden bahsetmiştin. Evet, çünkü... İnanç Yenidoğan. İnanç Yenidoğan. Selamlar olsun. Hem selamlar olsun hem de kendisinden özür diliyorum. Yani çok önemli değil. İsmini soy ismini hatırlamadığım için. Biz onunla ilk çalıştığımız Ajda Pekkan dönemiydi. İlk kez tanışıyoruz. İşte soundcheck esnasındayız böyle. Ben tabii klasik davulcu tribi. Abi işte şunu aç bunu kıs bana kulaklık mixi falan konuşuyorum. Bir dur dedi. Ben bitireyim. Bitirdikten sonra isteklerini bana söyle dedi. İyi peki falan dedim. İşte çaldım 5-10 dakika. Sonra açıyorum dedi. Açtı ve abi hayatımda duyduğum en iyi davul sounduydu o yani. Yani hiçbir şey istemiyorum teşekkür ederim deyip konuyu kapatmıştık. Sonra arkadaşlığımız öyle başladı zaten. Yani zevklerimiz çok uyuşuyor davul konusunda. Ya kendisi çok iyi bir ton meister ve mix mühendisi aynı zamanda. Ama davul olarak yani beni kişisel olarak, zevkim olarak hani en çok tatmin eden, beğendiğim mikseri yapan odur. Ondan sonra da hep yani hem arkadaşlığımız hem beraber çalışmamız hep bu yıllara kadar devam etti. İşte bu süreçte de ben hep bahsediyorum işte abi şöyle bir video yapacağım, işte şunu çekeceğim, bunu çekeceğim. O da hep derdi getir işte burada mixleyelim. Biz öyle hatta bugün işte hani stüdyoda mix de yapıyorum mesela ve bana bu donanımı katan en büyük isimlerden biridir. Yani hep yanında oturup izledim işte ne yapıyor ne ediyor o da hep anlattı. İşte şu şöyle olur bu böyle olur bir de kendini geliştirmeyi hiç durdurmayan birisi. Yani her gittiğimde anlatacak yeni bir şey oluyordu böyle. Bu Enter Sandman'i de o şekilde yaptık işte arada trigger'larda kullandık falan. Yani gerçekten en yakın sound bizim videoda var yani o çünkü ikonik bir davul sound'u var o Black Album'de. Yani ona en yakın şeyi de yaptığımızı düşünüyorum yani çok içime sinen bir mix oldu o da. Çok güzel duyuluyor. Ben sen bunu anlatırken şeyi de merak ettim. Normalde davulcunun bir müzisyenin aslında stüdyo teknisyeniyle sadece mix engineer olarak söylemiyorum yani mix mühendisi olarak söylemiyorum ama stüdyo teknisyeniyle bazı jargonları tutması da zaman alıyor ya. Hani çünkü müziği bahsetmek zor bir iş. Hani özellikle ben şöyle bir ses istiyorum, böyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer hani ona sunabileceğin albüm veya parça referans gibi şeyler yoksa. Sen o diyaloğu İnanç Bey'le nasıl tutturuyorsun? Genelde gene parça üstüne hani böyle bir parçada böyle bir sound istiyorum gibi söylediğinden bahsetmiştin. Genelde böyle bir diyaloğunuz mu oluyor yoksa zaten artık sen de seneler içerisinde ben kendimi ifade edebiliyorum. Cemil ne biçim sorusu bu? Hayır. şey yapıyorsun. Yani şöyle biz onunla artık yani çok kafalar senkron olduğu için zevklerimiz de benzer olduğu için ben zaten ona bırakıyorum direkt. Hani bir şey çalıyorum abi diyorum sen de bu. Hani yapacağı şeyi %99 zaten beğeneceğime eminim. O hale getirdikten sonra biz hani ne yapabiliriz'i konuşuyoruz artık. Hani bunun üstüne nasıl şekillendirebiliriz? Nasıl değişik bir şey yapabiliriz? Ya da bu şarkıda abi şöyle bir sound gerekli diye. Yani oturup karşılıklı konuşuyoruz. Sonra o zaten en mükemmele yaklaştırıyor onu. Ama işte o aynı dili konuşma kısmı çok önemli. Duymak istediğin spesifik şeyler varsa bunu nasıl anlatman gerektiğini bilmen gerekiyor. Çünkü hani gitar gibi de değil. Yani bir sürü parçadan oluşan bir enstrüman bu. Ve çok fazla işte ötmesi var, bilmem nesi var. Frekansları bilmen gerekiyor. Kompresörü, gate'i bilmen gerekiyor. Yani bunları bilirsen. Ya şimdi atıyorum ben İnanç'a gittiğim yerde ona hiçbir şey söylememe gerek yok. Yani o zaten her şeyi yapıyor. Ama hiç tanımadığım bir Tom Meister'le ya da o esnadaki sound'dan memnun kalmadığım bir Tom Meister'le mutlu olabilmek için neyi anlatmam gerektiğini bilmem lazım. Hı hı. O yüzden de bu dili oturup öğrendim. İşte onunla çalışarak öğrendim. Kendi davul stüdyom vardı, orada çok kurcalayarak öğrendim. Hı hı. Yani bu senin tonlama ve tuşenden başlayıp işte mikrofon açısına, işte kablosuna, masasına kadar uzanan derin bir mecra yani. O yüzden bunu bildiğin zaman işin kolaylaşıyor. Evet, bilmek benim kendi merakımdı yani. Aha. Ben kendim bunu anlatabilmeyi istediğim için, bir de öyle bir bilgi açlığım da vardı yani. Hani ben bu enstrümanı çalıyorsam nasıl güzel duyulduğunu da öğrenmek istiyorum. Hı-hı. Kısmını hep merak ettim. Bu eşeli işte kovalıyorsun. Onunla konuşuyorsun. Bundan bir şey öğreniyorsun. O bilgi doğru mu değil mi onu teyit ediyorsun. Hı-hı. Sahnede deniyorsun falan. Ve İnanç abiyle beraber de öğrendiğimiz çok şey oldu yani. Onu yaptık ama abi şöyle yapsak o daha iyi olacakmış falan. Hı-hı. Ya bu zaten gelişim süreci bitmeyen bir şey. Ve yani her durumda kendi Hı-hı. özel halini beraberinde Hı-hı. getiriyor aslında. Hani olduğun sahne, Hı-hı. olduğun stüdyo, hangi odadasın, nasıl Hı-hı. bir ortamdasın, nasıl mikrofonlar kullanıyorsun falan filan. Zaten bunu ortak dili konuşurken bu konulardan da karşılıklı hani iki tarafın da haberdar olduğunu şey yapıyorsun. Hı-hı. ya. Yani zaten mix mühendisi bunu biliyordur. Sen de evet ya bu az çok böyle bir yer ve ben de kendi enstrümanımı böyle bir yerde kurduğum Hı-hı. zaman sallıyorum A odasında daha ölü bir odada bu sorun olmazken Hı-hı. şimdi burada başka bir sorun olabilir deyip bilip Hı-hı. yaklaşmak, şey etmek. Yani burada şu saygı konusu da çok önemli. Hmm. Senin davulculuğun kadar karşı tarafında mix mühendisliği var. Yani işte Tom Meister'liği var. O adamın işi de o. Senin zevkine uymayabilir yaptığı şey. Ama bunu işte ona nasıl anlatacağın ya da söyleme dilin çok önemli. Hani memnun kalmayabilirsin ama adam da sana diyecek ki ne istediğini söyle o zaman diyecek. Evet. Şimdi o noktada da ne istediğini söyleyemiyorsan adam o zaman yapabileceğin bir şey yok der. Şimdi o karşılıklı iletişim çok önemli. O yüzden hani buna da dikkat etmek lazım. Abi işte ben kötü duyuyorum falan. Hani bu bir çözüm değil. Veya şimdi hani sen... Neyi kötü duyuyorsun diyecek adam ya da ne istiyorsun. Hani o kısım da çok önemli. İnce bir detay yani o da. Aslında çok önemli bir detay. Hı-hı. Yani şimdi sen söyleyince şöyle bir senaryo düşündüm. Diyelim bildiklerini hani aynı dili konuştuğunu az çok Hı-hı. söyleyebilmek için birkaç bir şey kullanıyorsun. Küstahlaşma çizgisi de var tabii Kesinlikle. Ki de. Aslında belki en önemli noktaya değindin. Hem ortak bir dil oluşturma hem de ortak dili oluştururken nasıl kendini ifade ettiğin, özellikle yani bu işin etrafında dolaşan işçilik için ve bunun başında olan insanlar için. Bunları söylemişken bir sonraki parçaya şöyle şey yapmak istiyorum. Yani zaten Enter Sandman dedik. Bu dönemin davul sound'u dedik. YouTube'da en çok yaklaştıran galiba hani İnanç Bey vesilesiyle biz olduğumuzu düşünüyorum dedin. Ve aslında bu dönemin kendine has çok ikonik bir davul sound'u da var. Özellikle biraz daha sert müzik estetiğinde, hani metal müzik estetiğinde. Şimdiki şarkı da aslında bunu bayağı iyi yansıtıyor davul sound'u olarak da. Symphony of Destruction, Megadeth 1992 yani Metallica Enter Sandman'dan bir sene sonra çıkmış bir albüm. Countdown to Extinction albümünden. Davulda Nick Menza var. O ismi taşıyan şarkı da müthiştir. Megadeth bende aslında çok büyük yer kaplayan bir grup değil. Ama işte o dediğim gibi yani Metallica düşmanlığından şeyinden ötürü mü? Aslında şöyle ya, o konuyla alakalı çok büyük fan olunca ucu ister istemez Megadeth'e dokunuyor tabii ki. Dinleyici ya da fan olarak gördüğün şeyler gerçeği ne kadar yansıtıyor o da tartışılır. Çünkü o adamların egolarının büyüklüğü, hani ister istemez olan egolarının büyüklüğü, yani hangimiz o mertebeye çıksak bir şekilde olur yani. Nereye gidersen git milyonlarca insan konserine geliyor. Yüz milyonlar satıyorsun işte, para o şekilde bilmem ne. Yani bir konuda en büyük olmanın tabii ki bu tarz getirdiği dezavantajlar var. O kısımları bilemeyiz ya. Ama işte sonuçta bir noktada öğreniyorsun. Dave Mustaine diye bir adam varmış. Bu adam da işte Megadeth grubunu kurmuş falan. Dinlediğimde de ilk dinlediğim şarkı buydu o zaman. Ve işte senfoniyle, işte koroyla çok kısa da olsa bir giriş yapması, sonra ağır bir metal şarkıya bağlaması, arasındaki melodik bir bölüm. Hani bunlar da çok hoşuma gitmişti ve Megadeth de yani çok güzel bir müzik yapıyor deyip. Hani bir süre bir dinlemiştim şöyle ama çok uzun sürmedi bende sonrası. Yine de bunların da o melodikliği, işte Marty Friedman o da çok ilginç soloist ve değişik bir gitaristtir yani. O da bende böyle bir perde açmıştı. Sonuçta o dönem sadece Metallica dinlediğim bir dönem düşün. Çok şey öğreniyorsun ama bir nevi at gözlü yani. Çünkü başka bir şey dinlemiyorsun. Başka bir şey dinlemeye ilk başladığımda Megadeth olmuştu. Yani o açıdan ayrı bir pencere açmıştı bana. Bunları konuştuktan sonra da şarkıyı dinlemeye başlayalım istersen. Buyursunlar. Symphony of Destruction, davullarda Nick Menza var, Megadeth grubundan geliyor olacak. Hep beraber dinliyoruz. The earth starts to rumble.